Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Çin'den aldığım Ajust K620T isimli klavyeyi tanıtacağız. Niye klavye inceliyoruz? Benim çok hoşuma gidiyor. YouTube'dan videolarını falan da izliyorum. Benimle tıkır 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 oynuyor. Bir de bu klavyenin beyaz renklisini aldım ben de. Reklamları falan çıktı böyle Instagram'da. Hoşuma gitti. Belki de ihtiyacı olan falan filan vardır. Alayım, hem de bir klavye incelemiş oluruz. Şöyle kutusunda neler yazıyor? Diyor ki Bluetooth Dual Mode Mechanical Keyboard diyor. İşte mekanik keyboard. Ha, benimkisi bu. Şöyle beyaz. Ama benim reklamlarında renkli tuşları vardı bunun. Belki içinden çıkıyordur. Burada yazıyor Type-C girişi diyor. USB diyor. USB bilmem ne 3.0 yazıyor yalnız burada. USB 3.0 Bak. Kablosu. USB. Ha. Ulan kafam şeye gitti. Bluetooth 3.0 anladım. Dedim ki kaç yıl öncesinden çıkmış acaba? iOS Mac uyumu var. Burada switchleri falan yazıyor. Direkt içine bakalım, zaten yarısından çoğu Çince. Şöyle. Daha önce bir modelini ben bunun tağda tanıtmıştım. Ajaz markasının, evet. Bak burada kombinasyonları yazıyor. Bunları klavyeye göstererek anlatacağım. Şimdi klavyemiz çıktı. Şöyle tuşları sökmemiz için. Heh, bak renkli tuşlar içinden çıkıyor. Space tuşu, Enter ve ESC tuşu böyle renkli. Bunun şimdi kombinasyonunu yaparız. Şöyle bir tarafı tip C, diğer tarafı tip A girişi bir kablosu çıkıyor. Kutuya atabiliriz. Klavyemize gelelim. Güzel beyazmış öyle ya. Yalnız bak bir şey söyleyeyim. Ağır da bir klavye. Şöyle yan tarafını göstereyim. Burada tip C girişi var. Burada Bluetooth on-off ya da işte kablolu. Hani klavye komple kapalı Bluetooth modunda. Şöyle kapatalım. Allah kahretmesin. Muazzam. Bu ses açma kapama tuşu. Şuradaki gördüğünüz girinti çıkıntı 12 inçe kadar tablet alabiliyor. Ve bu cihazın bir özelliği var. 3 tane farklı cihaza bağlanabiliyor. Yani deneyeceğiz şimdi zaten de. Apple, Android, Windows'a da bağlanabiliyor. Her şeyi buradan halledebiliyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim, rengi şöyle plastik yapısı, ağırlığı vesaire çok güzel klavye. Yani tabii kullanmadık, yazmadık ama hani şey olarak diyorum. Malzeme kalitesi açısından nasıl deniyor buna ya? Premium bir ya şey. Premium yani hakikaten. Şimdi şu tuşları ben direkt değiştireceğim. Şöyle. Bu arada switch'i gördünüz. Pink switch diye geçiyor. Pembe. Sessiz. Bunun olayı şeymiş. Red switch'in aynısı. Sadece içinde sesi azaltmak için ekstradan bir mekanizma varmış. Aynen. Ama o sesi azaltmak için olan mekanizma deli gibi işe yarıyor şu anda. Mesela escape tuşumuzu takalım. Niye bu kadar güzel gözüküyor bu ya? Bak, space tuşunu çok iyi dengelemişler. Bir sağ bir sola olmuyor. Tuş böyle oynamıyor. Normalde titreşim olur ya bir klavyede. Yani çok takanlar var mı o konuda bilmiyorum da, ben mesela gıcık olurum. Bir şey yazarken falan. Enter tuşu da mı uzun? Enter tuşu da bak. En ufak tuşa bile hani böyle hafiften uzun bir tuşa hemen dengeleyici yapıştırmışlar. Özellikle enter tuşunda olması da çok iyi. Bu dediğim gibi az önceki muhabbet. Hani şöyle de bassanız, böyle de bassanız, böyle de bassanız. Evet, benim işte reklamda gördüğüm buydu. Bu tuş kombinasyonu. Nasıl tuşlar? Yani belki bir yeşili koymayabilirdim ben. Yani neyse, tuşları kalsın. Ben beyazı da kullanırım bu arada. Şimdi RGB'sine falan da bakacağız. Şöyle, bu klavyemiz pilli. İçerisinde 4400 mAh pil var. Eğer hiç RGB'sini kullanmazsanız 880 saatten fazla pil ömrü sunuyor Bluetooth'la şeylere. O işte telefonunuza, tabletinize bağlanmaya da işte bilgisayarınıza da bağlanabiliyorsunuz. 880 çok iddialı bir rakam. Bu arada en küçük boyut. Bu kompakt dedikleri %60'lık bu. İşte yanına delay tuşu falan filan tuşlar gelince, ok yönleri gelince işte yüzde bilmem kaç oluyor. Num nokta gelince, numpad'de gelince %100 klavye oluyor. Bu arada hani diyeceksiniz ki ok tuşları, yön tuşları yok bunun. İşte FN'ye basıp işte şu üçünü yukarısı gibi kullanabiliyorsunuz. Yukarı ok, sağ, sol, sağ, aşağı. İşte yine FN'ye basınca, backspace'e basınca delay tuşu burada. Yine FN'ye basınca, böyle yapınca bunlar işte F1, F2, F3. Yine FN tuşunun çok burada şeyi var. Diğer cihazlara nasıl bağlanıyor? FN tuşuna basıyorsun mesela, birinci cihaz, ikinci cihaz, üçüncü cihaz. Yani klavyenin üstüne böyle yazıp da ekstradan kirletmemişler. Bunu biraz deneye deneye ya da işte içinden çıkan şurada kısa yollarında şöyle mesela. Ben küçük klavye kullanacağım diye bu kadar zahmete giren insanları anlamıyorum. Ya ne bileyim, çok böyle temiz geliyor. Masa üstünü falan çok toparlıyor gibi geliyor bana. Bu arada tuşlara bak, bir elle. Her dokusuna bak. Tuşların üzerinde gerçekten bir şey doku var böyle. Şey böyle yani, ben sağlamım diyor. Evet, bir Bluetooth'la başlayalım. Şimdi Bluetooth muhabbetine şöyle alalım. Bu arada şu da güzel. Type-C'yi buraya takıyorsun. Şöyle üstten böyle gidiyor. L yapmışlar yani. Faso da şarj oluyor. Bakalım, başka USB'si falan yok. Yükseltilip alçaltılamıyor. Sadece böyle kendi bir rampa şeyi var. Tuşların böyle bir kendine göre has bir eğimi var. Onu fark ettin mi? Değişik bak böyle. Bu arada klavye de pahalı. Çin'den aldık. Ona rağmen yani kaça geldi? 650 küsüre mi ne aldık? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu ağırlık, bu malzeme kalitesi bence okeydir. Ben
pahalı olduğunu düşünmüyorum. Dün baktım daha giriş seviyesi mekanik klavyelere 800 lira falan da başlangıcı. Yani bu arada şeyden niyetlendik biz bunu. Ufak böyle küçük klavye istiyorum ben. İşte Huntsman ne vardı? Razer'ın çıkardığı Huntsman Mini. Ama işte küçük klavye kullanmamıştım. Hani biraz böyle mousepad'in alanını boş bıraksın falan diye. Bunu bulduk. Hem Bluetooth'la hem ışıklı mışıklı hem de tabletle çalışıyor. Şimdi mesela Bluetooth'unu aktif edelim. Bak ışıkları yanmaya başladı. Işıklarını görebiliyor muyuz? Karanlıkta ayrıca detayını çekelim onun. Şu an RGB'si yanıyor. Tabii RGB'yi biz daha da derinlemesine çekeriz. Şimdi FN'ye basıp Q'ye basılı tutuyorsun mesela. 3 saniye. Bak Bluetooth ışığı yanıp yanıp sönmeye başladı. Şöyle göstereyim. Ajaz Fan Yuan diye geldi buraya. Seçiyoruz. Evet, bağlandı. Şimdi bir not defterine not açayım şuradan. Bir saniye. Klavye yazım diyelim. Bu arada 19'dan fazla ışık modu falan da varmış. Onlara da bakacağız. Şimdi şöyle aldık. Telefonumuzu buraya taktık. Ne? Telefon gitti. Hayır, arası çok büyük abi. Yan koyabiliyorsun. Gecikme falan yok. Nasıl yok oluyor? Yok hiçbir şey yok. Bak şöyle koyayım. Evet, merhaba selamlar yazdım. Oo, bilmem ne model. Modeli unuttum. Klavyeyi inceliyoruz nokta. Bir şey söyleyeyim, yazması falan o kadar zevkli ki. Şimdi FN2'ye basılı tutacağız. Yani ikinci Bluetooth'umuza basılı tutacağız. Bluetooth 2'yi alıyorum acaba şu an. Buna da bir Android cihazı bağlamamız lazım. Geldi mi? Tabletle denemek isterim. Valla tabletle ben de denemek isterdim. Bir dakika, FNW'ye basılı tutuyorum. Heh, geldi. Tamam. İkinci cihazımızı eşleştirdik. Android'e eşleştirdim. Atıyorum tabletiniz var ya da işte monitörünüz. Burada da not defteri açın da böyle karışmasın. Bu notu niye aldım diye. Unutuyorum sonra. Tekrar burayı da böyle yapalım. Bir anda şimdi diğer telefona geçmen yok mu? Şimdi şöyle yapıyoruz. Hayır, geçtim artık. Evet, bak. Hop. W'ye basıyorum. Hop, gitti. Hop, buradayım. Bugün. Yani FNQ iOS, FNW Android. İşte atıyorum FNE'de bilgisayara bağlıyorsun, Windows'a bağlıyorsun. Oradan yazışabiliyorsun. Mükemmel olmuş. 12 inç tablete kadar buraya koyabiliyorsunuz. Telefonunuzu böyle bakayım bunu dikey koyabiliyorsunuz. Bu da kayıyor sanırım. Yok bak bu kaymadı. Apple kaydı. Ya tabii genelde ben kılıfla kullanıyorum. Ben şimdi kılıfsız oraya takmaya çalıştım ilk başta da. Kılıfımla kullanırsam tertemiz duruyor abi. Yani burada telefonunuzu falan da koyabilirsiniz. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitti bu arada. Şu boşluk çok da çirkine durmuyor. Ama mesela şunu da beklerdim. Atıyorum ben bu klavyeyi tableti koymayacağım buraya. Bu boşluğu da böyle kapatacağımız bir kapak tarzı bir şey, şık bir şey olsaymış. Bluetooth'u yaptık. W, Q, E tuşları FN ile beraber kullanırsa Bluetooth'a bağlanabiliyor. Şunları kaldırayım. Onu da kullanmak için de 3 saniye basılı tutuyorsunuz işte. FN'ye mesela Q'yu eşleşmişken W'ye basılı tuttum. Yine yandı. Burada yine A işaretimiz Caps Lock'un açık olup olmadığını size gösteriyor. BT Bluetooth'un bağlanıp bağlanmadığını. Şurası da kabloyu takınca şarj olduğunu. Şu tuşta yani şu ışıkta üzerinde ufak pil uyarısı var. Pilimiz bitiyor demek. Hani şarj et beni ışığı aslında o. Bu da volume up volume down ama bakalım bir şu an mesela neredeyiz? FNQ'ya geçti mesela. Evet bak telefonun sesini açıp kapatıyor. Volume up, volume down'da. Gördün mü? Hmm. Tamam, tabletlerde falan hani ses açıp kapamaya yarıyor. Şimdi şu RGB'leri deneyelim. Basit parametrelerini gösterdik. Abi ışıkları diyor FN artı bu mu? Bir dakika bakayım şuna bir. Oğlum karanlıkta ışıkları çok güzel yazıyor. Ha dur bak. Işığın seviyesini şöyle yapıyormuşuz. Bak şimdi FN'ye basılıyorsun. 1, seviye 1, seviye 2, seviye 3, 4, 5, 5 seviye var. Şu an hani RGB'si full şekilde. Bak RGB'leri çok tatlı bir kere. Çirkin değil. FN artı bu işte seviyesini belirliyor. Hani işte düşükten yükseğe kadar ışığın gücünü belirliyor. Bu da hızını belirliyor. RGB'nin geçiş hızını. Şu da. FN'ye basıp bunu yaparsan diyor. Tamam. FN artı düz işaret. Yemin ediyorum klavyede de kayboldum. Düz işaret nerede? Kral. I nerede? I değildir o ya. I mı lan? Şu çubuk işareti nerede? Dikine. FN artı bu da efektler geliyor işte. Işıklarını göstereyim ya. Ama şey çok güzel klavye. Benim çok hoşuma gitti. Bak kapandı. Açıyorsun. Ha buradan başlayalım. Şurada modunu değiştiriyorum. Bak bunun hızını ayarlayabiliyorsun. Çok hızlı. Yavaş. Aşırı yavaş oldu. Işıkları da çok temizleniyor. Hani böyle ben LED'i belki çok çiğ yanar böyle hani andik bilmediğimiz marka ya. Klavyenin bir de beyaz olmasının da etkisi var tabii onda. Ama şöyle tuşları da hani böyle saydam falan değil. Mat ya. Böyle düzgün yan veriyor RGB'leri. Işıkları çok temizleniyor bu arada. Heh, bizimkisi geldi. Mod budur ya. Bu değil bu. Wave işte. Bunun hızını arttırıyorsun. Yavaşlatıyorsun. Ortalama alıyorsun. Biraz daha. Hızlı bu işte. Bunun da şiddetini düşürebiliyorsun. Kapatıp açabiliyorsun. Bak bu. Ufak. Bu. Bu.
Valla ben çok beğendim klavyeyi, bilmiyorum. Evet, kısaca böyle bir klavyeydi. Benim çok hoşuma gitti. Umarım hani böyle bu tarzda böyle klavye sevenlerin falan da aklına bir fikir vermişti. En azından böyle bir klavye varmış diye almasanız bile incelemiş olduk. Valla iyi ki de almışız. Güzelmiş. Malzeme kalitesi falan bence 10 üzerinden 10 bu arada hakikaten. Şöyle elinize alınca. Yani şöyle söyleyeyim. Bununla böyle adamın bir tanesine vursan bayılır. Ağır bayağı hakikaten bu iş yapar. Ama ben buna beyaz tuşlarını takacağım. Reklamda falan gördüm böyle ama. Daha çok hoşuma gitti. Escape tuşu. Kırmızı olsa yeterli bence. Aynen. Evet, aranızda böyle klavye sapkınları varsa benim gibi hani Instagram'dan olur, yorum kısmında şu modeller falan olur. Yazarsa sevinirim. Onlara da elimden gelince bakmaya çalışırım. Ben bu ara çünkü klavyeleri sardım. Çok hoşuma gitti bunlar. Evet, hadi kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada linkini açıklama kısmına koyarım yine. Banggood'dan aldım. Onun linkini veririm. Banggood'a sorarım. Belki indirim kodu verirse yine bakmak isteyen varsa bakarsınız. İndirim miktarına göre size kalmış. Ama zaten Türkiye'de bulamazsınız yani. O da ayrı konu. Hadi hoşça kalın. Bay bay.